YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yapımı çok basit, çıtır çıtır. Bu görmüş olduğunuz kadayıflı kekin tarifini vereceğim. Nasıl hazırladım dilerseniz hep beraber buyurun yapımını görelim. Tarifimde 100 gram çiğ kadayıf kullanıyorum. Kadayıfları güzelce küçük küçük doğrayalım. Dilerseniz öncesinde derin dondurucuya atarsanız elinizle ufalaması çok daha kolay olur. Bu arada şerbetini hazırlıyoruz. 2 su bardağı toz şekeri uygun bir tencereye alıyorum. Üzerine 2,5 su bardağı su ekleyerek ocağa bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kısık ateşte kaynattıktan sonra 1-2 damla limon sıkarak ocaktan alacağım. Uygun bir karıştırma kabının içine 3 adet yumurtayı kırdım. Üzerine yarım çay bardağı yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar toz şekerini ekleyerek güzelce çırpıyorum. Bir su bardağına yakın sıvı yağ ekledim. Yaklaşık 150 milimlik bir bardak ölçüsüyle sıvı yağ kullanabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı da ceviz ekledim. Bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilin ekliyorum. 4 yemek kaşığı dolusu un kullandım. Güzelce karıştıralım. Evet, güzelce karıştırdım. Şöyle kenarlarını da içine alalım, iyice karıştıralım. Şimdi bu karışımın alabildiği kadar küçülttüğümüz kadayıfları ekleyeceğiz. Kadayıfları çok dikkatli ekleyelim. Çok fazla da olmasın, az da olmasın. Böyle karıştırarak kıvamını anlarsınız. Yaklaşık 100 gram kadar kadayıf kullanmış oldum. Uygun bir kalıbı tereyağıyla yağlayalım. Daha sonra üzerini güzelce düzeltelim hamurumuzun. Şerbet de bu arada kaynadı. Ocaktan almadan önce şöyle 1-2 dilim limon parçası ve 1-2 damla da limon sıktım. Artık ocağın altını kapatıyorum. Ayrı bir kaba alıyorum. Şerbetini soğumaya bırakıyorum. Bu arada gördüğünüz gibi tatlımız da gayet güzel pişmiş. Dilimliyoruz. Dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Soğuttuğumuz şerbeti tatlımızın üzerine döküyoruz. Tatlının ılık, şerbetinde soğuk olması çok önemli. Tatlının ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra soğuk şerbeti dökelim. Bu şekilde yaparsanız hamur olmaz. Alt katmanı da üst katmanı da çıtır çıtır olur. Şerbetimizi döktük. En az bir saat bekleyelim. Verdiğim ölçüler tamdır. Ölçüye uygun olarak yaparsanız çok lezzetli, tam kıvamında, tadıyla, lezzetiyle, dokusuyla güzel bir tatlı hazırlamış olursunuz. Üzerine dilerseniz kaymak, dilerseniz dondurma veya krem şantiyi çırpıp o şekilde servis yapabilirsiniz.
veya fındık, fıstık, Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Evinizde ne varsa o şekilde sunum yapabilirsiniz. Kadayıflı kek dedim fakat gerçekten kekten çok çıtır çıtır kadayıf oldu diyebilirim. Muhteşem bir lezzet ortaya çıktı. Umarım tarifimi sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Denedikten sonra eminim çok memnun kalacaksınız bu tariften. Ölçülerini de videonun altına yazacağım. Görüyorsunuz, bol şerbetli, çıtır çıtır, altını da üstünü de gösterebilirim. Altı da gayet güzel pişmiş, tereyağıyla güzel yağladığım için altını da gerçekten gayet güzel pişirdi. Şerbetini görüyorsunuzdur umarım. Tabak biraz şeffaf olduğu için görünüyor mu bilmiyorum ama şerbeti altını da görüyorsunuz. Gayet güzel, harika bir şekilde pişti. Ben bu şekilde sunum yapmayı tercih ettim. Siz dilediğiniz gibi sunumunuzu yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyet olsun.